bugün Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim ya. Bir gün birisi böyle eli cebinde böyle langır lungur işi. Ya çıkar elini cebine. Bugün Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim ya. Allah Allah. Yani böyle güzel duygularla geliyoruz. Güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikip de varlığın karşısında oturmak değil. Allah'ım yarabbim. Bu kadar eğitim ordusunu geliyorsun burada rencide ediyorsun. Beni değil yani. Arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hoş. Biz hala ilkokul öğretmenimizin bize söylediği düstur edindiğimiz hareketle hayatımızı devam ettiriyoruz. Onun bize örnek hareketleriyle ve öyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalan mı? Yalansa yalan deyin ya. 1972'de Hüsnü Doğru denen öğretmen hala benim kafamda canlı olarak bir tiyatro gibi duruyor adam yani. Örnek adam olarak. Öleli de 20 sene oldu rahmetli. Böyle öğretmenleri istiyoruz. Böyle öğretmenleri özlüyoruz arkadaşlar. Lafla değil, öyle Öğretmenler Günü kutluyoruz falan değil yani. Bürokrasi hastalığı yani kompleksten, aşağılık duygusundan kaynaklanır. Yani işi yokuşa sürmekten zevk alma, haz alma. Bunun çok değişik örnekleri vardır. Öyle başladık biz bu işe. Sonra el yordamıyla da insanlarla iç içe 30 yıl oldu meslekte. İşte yarısı valilik, yarısı kaymakamlık. Bir gün birisi böyle eli cebinde böyle langır lungur işi. Ya çıkar elini cebinden. Biz dedi Almanya'da dairelere böyle. Lan burası Almanya mı? Çıkar elini cebinden dedim. Sonra düşündüm. Aa, demek ki Almanya'da insanlara askerlik yaptırmak gibi bir ihtiyacı yok orada çalışanın. Nasıl girersen gir adam işini görüyor, işi görüyor. Biz öyle değil. Otur, kalk, oturma, hiza, istikamet, emir, komuta. Yani bu bizim yani ibrikçi başı hikayesidir. Bu hani adam bir yerde bulunca biraz hava atması gerekiyor. Bu işte kompleksini yenmektir. Aşağılık duygusunu tatmin etmektir. Bu çok büyük adamlarda da görünür bu. Biliyorsunuz bizde davullar, zurnalar, inekler, develer, öküzler kesilir. Böyle dünya yıkılır. Aman Allah hiza, istikamet, ya bir faciadır. Yani tam ilk yani geri kalmış tipik ülkelerin hani batıda böyle davullarla zurnalarla adam falan karşılanmaz yani böyle bir şey yok. Biz hala bu tabii sistemle beraber, yönetim anlayışıyla beraber, demokrasiyle beraber değişecek.